Herkese merhabalar. Bugün PlayStation 5'i biraz temizleyeceğiz. Biliyorsunuz konsollar toz tutmaya çok elverişli. Elektronik cihazlar olması sebebiyle. Ve ben de belli periyotlarla arada bir şu yan kapaklarını çıkartıp üzerindeki tozu alıyorum. Ve bugün size nasıl yapabileceğinizi göstereceğim. Kolay bir işlem aslında. Şu anda PlayStation'ın ayağı altına takılı şekilde duruyor. Ama öncelikli olarak yan kapakları çıkartmak istiyorsak alttaki bu parçayı sökmemiz gerekiyor. Şu anda elimde doğrudan bir tornavida yok. O yüzden şu topiğin şeyini kullanacağım. Yan tarafındaki bu lastik sökme şeyini kullanacağım. Açarken alttaki vide. Çünkü bunun uyuyor neredeyse. Tabii biraz daha zor açıyorum normal bir tornavidaya göre ama olsun. İşimi görüyor. Şimdi hemen vakit kaybetmeden sökelim bunu. Altı hop iyice çıkmış ama bakın dönmüyor vidası. Gerçekten değişik bir sistem var PlayStation'ın. Bu yerleşme şeması gerçekten hani hiç alışılageldik bir tasarım değil. Yani bir Xbox'ınkine falan baktığın zaman Xbox oldukça kutu gibi duruyor. Yani daha köşeli bir tasarım. Önceki PlayStation'da da böyle bir şey yoktu. Açıkçası hani yan koymak için direkt bir ayağı şey takıyordunuz. Bir tane standı vardı onun. Onu takıp kolay bir şekilde kullanabiliyordunuz ama bunda ayağı illaki takmanız gerekiyor dik kullanmak istiyorsanız. Şu anda çıktı. Evet bakın şu anda ayağı çıkardık altından. Şu yan koyalım. Değişik bir vidası var zaten. Şimdi asıl konumuza gelecek olursak. Gördüğünüz üzere PlayStation çok değişik bir yapıya sahip. Şöyle önden de gösterelim. Bu yandaki kapakları çıkartıp aslında fana ulaşmak istiyoruz bir şekilde. Onu yapmak için de yapmamız gereken bakın şurada 4 tane köşesinden bazıları daha dışa doğru çıkık, bazıları daha içe doğru girik şekilde duruyor. Yani böyle bir asimetrik şekilde duruyor. Biz çıkık olmayan köşelerinden tutup şöyle çektiğim zaman karşılıklı olarak şu şekilde bastırarak çektiğim zaman bu kapak çıkmış oldu bakın. Şu şekilde de göstereyim arkasında. Bunlar zaten bir desktop PC kasası gibi bir şey aslında. Kasanın kapağı gibi bir şey aslında üzerine takılmış. Bakın görüyorsunuz şu anda PlayStation'ın yan kapağı çıktı ve fanı görüyoruz. Ben arada temizlediğim için çok büyük bir kir görmeyeceksiniz ama aslında içinde arada birikiyor. İsteseniz de istemeseniz de bazı kirler şuralarda. Bunu aslında hiç açmadan direkt elektrik süpürgesiyle buradan tutup da çekebilirsiniz. Şimdi diğer kapağı da açalım bu arada. Hem SSD takılan şeyi de göreceğiz burada. Ekstra SSD takabileceğiniz yeri de göstereceğim size bu arada. Bakın şimdi şu gene aynı şekilde şu iki tane aşağıya doğru basık olan köşeden tutuyorum. Şu şekilde. Çektim ve kapak gene çıktı bakın. Bunu gene koyalım kenara. Şöyle. Evet bakın iki tarafını da açmış oldum. Şöyle de göstereyim size. Şu anda PlayStation aslında boyut olarak bayağı bir küçüldü. Yani bu hali gerçekten çok daha küçük aslında şeye göre. Yan kapaklar çok fazla yer kaplıyor. Yani aslında şunu şöyle direkt daha küçük bir şekilde yan kapak takıp da yapabilirlermiş bence. Hani daha küçük gözükürdü en azından bu şekilde. Gördüğünüz üzere şu anda yan kapakları söktük. Şimdi şu şeyi göstereyim bu arada. Eğer bir SSD takmak istiyorsanız PlayStation'ın yani depolamasını arttırmak istiyorsanız özellikle daire depolamasından bahsediyorum bunu. Hani bir hard disk'e takabilirsiniz. Normal eski tipte bir hard disk'le USB'den bağlayabilirsiniz. Ama o bağladığınız hard diskte ancak PlayStation 4 oyunlarını oynayabilirsiniz ya da ne bileyim videolarınızı falan kaydedebilirsiniz. Eğer PlayStation 5'inizin dahili hard diskini arttırmak istiyorsanız bu slotu kullanmak zorundasınız. Yani buraya bir tane M.2 böyle bu aynı şu boyutlarda olan bir kart şekli var. Depolama birimleri var ve bu birimler oldukça pahalı yani. Türkiye fiyatlarını gördüğünüz zaman 1000 liradan aşağı bulmanız çok zor. 256'lık ya da 512'lik bir kartı. Onların değişik fişeleri var ve oldukça hızlı bir kart istiyor. 4. jenerasyon istiyor. En az 5500 MB yazma, daha doğrusu 5500 MB okuma istiyor. Onun zaten destekleyen şeylere bakabilirsiniz internet üzerinden. PlayStation 5 için şey yazdığınız zaman M.2 SSD diye yazarsanız çıkacaktır. Gerçekten pahalı bunları almak, özellikle buradan arttırmak istiyorsanız. Onun dışında eğer temizlik yapmak istiyorsanız dediğim gibi şuradan şey yapabilirsiniz. Bir elektrik süpürgesi koyup hafiften buraları çekip içinde kalan tozları da alabilirsiniz. Kolay bir şekilde. Ama tabii bu fanı da sökmenin bir yolu var. Biliyorsunuz daha önceden Sony bunu kendi kanalında paylaşmıştı. Nasıl sökülebileceğini. Ama tabii ki biz o kadar detaya girmeyeceğiz. Çünkü o zaman garanti kapsamı dışında kalacaktır. Bizim yapmamız gereken sadece bunun üzerindeki tozları almak. Çünkü
Bu fan, bakın bunun içerisinde şu anda tozlar birikmiş durumda aslında biraz. Özellikle evinizde kedi falan varsa bilmiyorum ne kadar gözüküyor. Şu an bakın fanın üzerinde bazı tozlar var ve ben onları artık buradan elektrik süpürgesiyle çekebileceğim. En azından hem cihaza da zarar vermeyeceğim. Fanına da bir şey yapmayacağım. O bakımdan rahat bir şekilde temizliğimi yapacağım. Ve şimdi tekrardan kapakları takmak istediğim zaman nasıl takacağız ona bakalım. Şimdi ilk kapak buydu. PlayStation simgesinin olduğu kapak. M2 slotunun olmadığı tarafa gelecek. Bakın bunda da gördüğünüz gibi kapağın arka tarafında yukarıya doğru böyle kalkık şekilde duran girme noktaları var. Aynı şekilde bakın burada da bu noktaları görebilirsiniz karşılıkları olarak kasanın üzerinde. Şimdi bunu aşağıdan yukarıya doğru takıyorsunuz takarken. O noktalar geldiği zaman zaten oturuyor. Ve şöyle bastırdığın zaman çat diye bir ses gelecek. Ve şu an kapak tekrardan oturmuş durumda. Şimdi aynısını öteki taraf için de yapalım. Şöyle çevirelim. Tekrar koyalım yere. Bakın gene kapağın yönüne bakarken her zaman şu çıkıntıların yukarıya doğru olmasını istiyoruz. Çünkü bakın girişler yukarıya doğru burada. Şunu da gene aşağıdan yukarıya doğru kaydıracağım üstüne koyduktan sonra. Bakın zaten o kendisi oturuyor yerlerine. Ve bastırdığım zaman çıt ediyor. Ve kapak tekrardan takıldı. Açıkçası takıp çıkartmak çok zor değil bu kapakları. O bakımdan ayrıca biliyorsunuz Sony şey de duymuştu. Yeni kapak tasarımını da duymuştu. Yeni kapak renkleri de duymuştu. Onları da kolaylıkla alıp değiştirebilirsiniz. PlayStation'ınıza farklı görsel boyut kazandırmak istiyorsanız şöyle kasayı tekrardan koyalım. Evet. Temizlik yapmak işi çok zor değil PlayStation 5'te. Özellikle 4'le karşılaştırdığınız zaman. Yani en azından fana ulaşmak daha kolay şeye göre. PlayStation 4'e göre. Vidalarla çok uğraşmıyorsunuz çünkü. Üzerinden kolay bir şekilde temizliğinizi yapıp en azından cihazınızın daha az ısınmasını sağlayabilirsiniz. Tabii ki bu kapak ya daha doğrusu içindeki tozları tamamen çekemediğiniz durumlar da olabilir. Belki çok aşırı tozlanırsa o zaman bir servis yolu gözükecektir. Ama şimdilik hem SSD'yi takma yerini gösterdim hem nasıl kapakları çıkartabileceğinizi gösterdim. Umarım yardımcı olmuşumdur. Bize geri kalanda da ben tekrardan bu kapağı takacağım altına. Ayağını takacağım. Ayak zaten her türlü kolay bir takıma sahip. Vidayı sıkıp takabiliyorsunuz. İsterseniz yanla kullanabiliyorsunuz ama ben dik kullanıyorum. Evet, yeni bölümlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın bakalım.